İş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Artan nüfusla beraber bugün sayıları da hızla artan genç nüfusla birlikte üniversite sektörünü konuşacağız. Akademik kadrolar yeterli mi? Bir toplumun gelişimi ve ülke ekonomisini kalkındırmak için önemli yere sahip olan bu kurumlarla sanayi arasında işbirliği sağlanabiliyor mu? Tüm bu soruların yanıtını alacağız. Bugün Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın. Hocam hoş geldiniz. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet İnce. Hocam siz de hoş geldiniz ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan bizlerle birlikte. Çağrı Hocam siz de hoş geldiniz diyorum. İşin akademik kısmıyla hemen başlamak istiyorum dilerseniz. Şimdi üniversiteler için bu soru çok sık konuşuluyor. Temel görevi nedir? Gerçekten meslek sahibi gençler mi yetiştirmek iş hayatına? Diğer yanda bilgi, proje üretip bunu ekonomiye kazandırmak mıdır? Bu çok sık tartışılan konuyla başlayalım dilerseniz hocam. Şimdi üniversitelerin tarihine baktığınız zaman bunu bizim kendi doğu dünyamız, İslam dünyası açısından 8. 9. asra kadar götürenler var. Ama batı dünyası açısından işte 11. 12. yüzyıla kadar götürenler var. Oxford'un, Cambridge'in vesaire. Daha sonra İtalya'da küçük üniversitelerin kurulması. Uzunca bir süre üniversitenin temel işlevi aslında mesleğe insan yetiştirmek. Yani din adamı yetiştirmek üzerine kurulan, bürokrasiye adam yetiştirmek üzerine kurulan. Hatta bizim de biliyorsunuz mesela Topkapı Sarayı içerisinde Enderun vardı. O da hem bürokrasiye, askeri bürokrasiye hem ilmiyeye yani ulema olarak hem kadı olarak, hukukçu olarak falan insan yetiştiriyordu. İşte Süleymaniye Medresesi vardı. Sahn-ı Seman Medreseleri Fatih'in yaptırdı. Hep meslek erbabı yetiştirmeye dönüktü. Doğuda da batıda da. Ama 19. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle bu aydınlanmanın etkisiyle arkasından sanayi devrimiyle birlikte bilimin ana dinamik haline gelmesiyle birlikte üniversitelerin bu işlevinin yanına işte Humboldt Üniversitesi tipi dediğimiz, Humboldt tipi üniversite dediğimiz bizatihi bilim üretme, araştırma yapma ve o üretilen bilimi toplumun hizmetine sunma işlevi de eklendi. Ve uzunca bir dönem bu ikisi birlikte gitti. Hatta bir ayrışma söz konusu oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu başat güç olmasıyla beraber biraz daha dünyanın merkezi haline gelmesiyle beraber Amerikan üniversitelerinin bir bölümü dediler ki biz sadece bilim üretiriz. Öyle meslek falan elemanı yetiştirmeyiz. Araştırma yaparız. Ama biri de alır bunu kullanırsa iyi bir şey olur tabii. Ve temel bilimlerde önemli bir sıçrama yaşandı. Bu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 20. yüzyılın ortalarına kadar. Küreselleşmeyle birlikte, bunun tam bir tarihi de koymak mümkün değil. Yani zaten 3. küreselleşmeyi yaşıyoruz deniliyor. 1980'den itibaren yeni bir şey çıktı, bir kavram ortaya çıktı. O da işte üniversite sanayi işbirliği, üniversitelerin bu iki daha evvel tanımlanmış mesleğe eleman yetiştirme ve bilim üretme işlevinin yanında topluma hizmet, sanayiye imkan sunma. Ve bu üçü bir araya geldiğinde işte üçüncü nesil üniversite dediğimiz kavram ortaya çıktı. Bugün bütün bunların aslında şu veya bu şekilde bütün üniversitelerin içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir üniversite aslında dünyada ben sadece ve sadece mesleğe eleman yetiştiriyorum ya da sadece ve sadece araştırma yapıyorum demiyor artık. Ama bu az önce tanımladığım üçüncü işlevi de içerecek şekilde ben bir yandan mesleğe insan yetiştirirken, en iyi şekilde eğitim verirken bir yandan bilim üretiyorum. Bir yandan da bunları topluma hizmete dönüştürüyorum. Bir toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde veyahut sanayiyle işbirliği içerisinde, ekonomiyle işbirliği içerisinde, kamuyla işbirliği içerisinde. Bu ürettiklerimiz sadece pür bilim olarak o fil dişi kulenin bir tarafında kalmıyor. Sadece hocalar bir gün Nobel ödülü alsınlar diye orada durmuyor. Ama o üretime döküldükçe, aktarıldıkça bu sefer insanlara yeni istihdam olanakları da yaratılıyor. İnsanların yaşama kalitesini artıracak bir takım yeni buluşlar da ortaya çıkıyor. Ve üniversiteler aslında bir kabuk değiştirme sürecinden geçiyorlar bu küreselleşmeyle birlikte. Tabii bunun içerisinde en önemli dinamiklerinden bir tanesi bu sürecin. Teknolojideki gelişmeler, onları da herhalde biraz sonra konuşacağız. Evet, ilerleyen dakikalarda konuşacağız hocam. Özellikle teknolojide gelişmeleri çok sanayide konuşuruz ama üniversitelerde de artık online learning diyoruz. Yeni üniversite modelleri nasıl olacak? Buna geleceğiz ama bir miktarda hemen Mustafa hocamla ilerlemek istiyorum. Mustafa hocam biz bunu çok diyoruz.
daha katma değerli üretim yapmalıyız. Orta gelir tuzağından kurtulmalıyız. İhracatta gelirleri arttırmalıyız ama bunun özünde hep inovasyon, değer yaratma. Değer yaratma kısmının da arkasına baktığımızda kalifiye eleman geliyor. Bu anlamda üniversiteyi düşünecek olursak, sanayi birçok iş dünyası programında sanayicilerimiz geliyorlar. Hep derler ki sanayi nitelikli kalifiye eleman bulamıyoruz. Üniversiteden mezun oluyorlar, bilgileri uygulama hayatında yetersiz diyorlar. Şimdi artık ben size vermek istiyorum topu. Ne dersiniz? Üniversite kısmında belki bizim hani açıklarımız mı var, yoksa daha geri eğitime bakalım. İlk ve orta öğretime baktığımız zaman mı bir miktar eğitim daha zayıf, bizim üniversitelerimiz bu eğitimi kapatıyorlar, ancak tam anlamıyla da sanayiyle entegrasyonu sağlayamıyor muyuz? Ne dersiniz? Evet, ona gelmeden önce Çağrı Hoca'nın bıraktığı noktadan bir iki şey söyleyeyim. Çok güzel özetledi Çağrı Hoca tarihsel gelişimini. Şimdi tabii sanayi 4.0 konuşulmaya başlandığı noktada üniversitede de 3. nesilden 4. nesil üniversiteye geçiş kavramları tartışılıyor. Biraz bunu açabilir miyiz hocam? 3. nesil üniversite, tabii. 4. nesil üniversiteler neler? Şimdi Çağrı Hoca'nın ifade ettiği gibi 3. nesil üniversite aslında daha önceki klasik uygulamalarının veya kullanım alanlarının diyeyim üniversitenin üstüne bu sanayi üniversite işbirliğini eklemek, bir miktar eklemek idi. Şimdi dördüncü nesil tabii sanayideki değişimin, o teknolojideki, endüstrideki değişimin ve bunun insan hayatına, topluma yaptığı etkilerin üniversite içinde kabul edilip, absorbe edilip, bununla birlikte yeni bir üniversite modelinin ortaya çıkması. Daha çok yeni bir tartışma olduğu için aslında nereye gideceğini de çok bildiğimiz bir şey değil. Fakat daha önemlisini ben söyleyeceğim, hani Türkiye konuşuyoruz madem, yani Türkiye'de üçüncü nesil, belki birinci nesil üniversite modeli var %80-90 oranında. Bir miktar üniversitemiz ikinci nesil üniversite olmuştur. Üçüncü nesil olduğunu iddia eden bir sürü üniversitemiz vardır ama gerçekte pratikte baktığınızda daha o aşamaya gelmiş olduğumuzu ve bunun bir evrensel kabul olarak ortaya çıktığını söylemek çok mümkün değildir. Benim anlayışıma göre üniversite biraz daha farklı da bir şey aslında. Yani bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü nesilleri bir kenara bırakalım tartışmayı. Biz sadece üniversite dediğimiz ortam sadece bilim için bilim yapan bir yer olamaz. Sadece endüstriye eleman yetiştiren, piyasanın ihtiyaçlarına insan yetiştiren bir yer de olamaz. Bizim yaptığımız işe bakarsanız hele Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ve sosyal mobilizasyonun eğitimle çok hızlı değiştiği ülkelerde. Çok doğru. Yani çünkü Türkiye'de çok gelir düzeyi düşük, sosyal olarak alt tabakalardan gelen bir insan, bir aileden gelen bir insan eğitimle birlikte o düzeyini değiştirebilir, ülke yönetimine gelebilir. Çok örneklerimiz var, zengin olabilir vesaire vesaire. Şimdi bu tür ülkelerde biz aslında insan yetiştiriyoruz temelde. Bu da aslında 360 derece bir ilgi. Biz insanı şekillendiriyoruz. Dolayısıyla üniversitelerin görevi ona en iyi şekilde eğitim vermek, bilgi, görgü artırmak, evet. Piyasada istihdam edilebilir konuma getirmek, evet. Ama onun ötesinde insana kültür aşılamak, sosyal hayatında nasıl davranması gerektiğini örneklerle, yani öğretim üyelerinin davranışları, evet, tutumlarıyla göstermek. Bir proje nasıl yapılır, bir takım çalışması nasıl olur, insanlarla birlikte nasıl işbirliği yapılır, bunu öğretmek. Rasyonel düşünme nasıl olur, akıl yürütme nasıl olur, kuşkuculuk nedir, nasıl olur, bunları öğretmek. Yani teknik bilgilerin ötesinde nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl hayatta davranması gerektiği ve nasıl bir duruş sahibi olması gerektiğini de öğretmek. Aslında dolayısıyla çok daha kapsamlı bir şeyden bahsediyorum. Sözünüzü keseceğim hocam ama parantez açmak gerekirse siz toplumların gelişimine bir anlamda yön çiziyorsunuz. Elbette ama yani biraz daha derin bir tartışmaya girmek gerekir ama aydın, entelektüel, evet, üniversiteyle çok bağlantılı kavramlardır ve onları tartışmaya başlarsak aslında toplumların geleceğini şekillendiren kurumlardan bahsediyoruz. Doğru. Ha bunu laikiyle yapıyoruz, yapmıyoruz, o ayrı bir tartışma konusudur. Şimdi sizin sorduğunuz soruya geleyim. Biz tabii üniversitede rektörler, üst düzey yöneticiler olarak çok karşılaştığımız bir şeydir bu. Farklı sektörlerde illa sanayi olması gerekmez, devlet kurumlarından da gelirler ve aynı şeyi söylerler. Buradan çıkan mezunlar biz hemen işle başlatamıyoruz, işimize yaramıyor. Aslında yani olayın bir tarafı, evet haklısınız, biz sizin tam istediğiniz elemanı yetiştirmiyoruz. Çünkü aslında bu söylenmesi gerekiyor, pek söylemiyoruz. Biz ara elemanı yetiştirmiyoruz arkadaş. Yani o sanayicinin söylediği şey aslında ara eleman.
Yani meslek yüksek okuluyla veya meslek liselerinde doğru. yetiştirilmesi gereken elemandan bahsediyor. Biz daha üst düzey insanlar yetiştiriyoruz. Biz daha çok yönetici olması için insanlar yetiştiriyoruz üniversitelerde. Şimdi Türkiye'deki üniversite yapılanmasına baktığınızda aslında çok net bir şekilde söylenmediği için bu böyle çıkıyor. Hocam yani. Onların evet meslek liselerinde kuşkusuz onu söylüyorlar ara eleman ihtiyacı var ancak üniversitelerden mezun mühendisler de geldiklerinde motorla ilk defa karşılaşmış gibi bakıyorlar diyorlar. Hani böyle de ithamlar oluyor açıkçası. Doğrudur yani pek çok hani her üniversite için konuşamam. Tabii ki, şimdi yani eminim motorları parçalarına ayırmış tekrar birleştirmişler de vardır. Motoru uzaktan resimde evet. görmüş olandan da var. Belki şu soru üniversitelerimizde uygulamalı eğitim ne kadar yapılmakta? Hakkıyla yapılabiliyor mu? Belki bunu tartışmak evet, lazım. Bunu konuşabiliriz. Yani Türkiye'de şimdi uygulamalı eğitim yaptığını söyleyen bunu kendi iddia eden üniversite zaten birkaç tane. Şimdi 200'e yakın üniversitemiz var. Biz gerçekten uygulamalı eğitim yapıyoruz diyen sayısı birkaç tane. Ha bir de hani şu ayrı bir tartışma. İlla uygulamalı eğitim mi yapılmalı? Şimdi benim evet. tanımladığım üniversite illaki uygulamalı eğitim yapması gereken bir üniversite değil. Yani o fonksiyonları Türkiye'de maalesef ayıramadık. Yani İngiltere sistemi, Anglo-Sakson sisteminde eskiden politeknik diye bir kavram vardı. Hı hı. Aynı şey Almanya'da teknik yüksek okullar diye çevirebileceğimiz bir kavram var. Türkiye'de eskiden akademi diye bir kavram vardı. Yani aslında sanayicinin söylediği uygulamalı eğitim yapması gereken yerler bunlar. Biz bunların hepsini aldık, bir üniversite çatısı içine koyduk, meslek yüksek okulu, teknik eğitim yapılması gereken yer, uygulamalı eğitim yapılması gereken yer, entelektüel çalışma yapılması gereken yer, araştırma uygulama yapılması gereken yerin hepsini üniversite diye bir çatıya topladık, alın bunun hepsini siz yapın dedik. Şimdi öyle yapınca da olmuyor. Üstelik bütün bunları derken alt tarafta aslında sizin sorunuzda vardı. Bütün öğretim üyeleri de aynı şikayette bulunurlar, üniversite yöneticileri de. Alttan gelen eleman bunların hiçbirisini yapmaya hazır değil. Türkiye'deki ilk öğretim, orta öğretim sisteminden gelen üniversiteye başlayan eleman aslında üniversitede okumaya hazır olan bir eleman değil. Yani biz öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının ilk yıl Türkçe konuşma, Türkçe yazma, Türkçe kendini ifade etme. İngilizce eğitim yapıyorsanız üniversitede aynı zamanda İngilizce konuşma, İngilizce kendini ifade etme. Topluluk önünde konuşabilme cesaretini ona kazandırma. İkinci yılda artık biraz soru sor, sorgula, ne sana öğretilenin mutlak gerçek olduğuna inanma gibi şeyleri öğretiriz. Aslında maalesef, çok ne yazık ki, üniversite 4 yıllık eğitim süresinde, hani 6 yıllık bölümlerde var ama 4 yıllıklar çoğunluk olduğu için ondan bahsediyorum. Gerçekten üniversite düzeyinde eğitim ancak 2 yıl yapılabilir. Çünkü alttan gelen öğrenci yetersizdir. Siz onu tamamlamak için bir sürü ek aslında üniversite düzeyinde yapılmaması gereken şeyler yaparsınız. Esasen burada belki bir şey eklemek lazım buyurun. Mustafa Hoca'ya. O da şu, tabii üniversite statik bir yapı değil. İster istemez kendi etkileşim içerisinde olduğu paydaşların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda da kendisini yeniliyor, dönüştürüyor. Yani hem yöntem açısından dönüştürüyor hem de içerik açısından dönüştürüyor. Şimdi öğrenciler size geliyor. Bu devlet üniversitesi de olabilir, vakıf üniversitesi de olabilir. Tabii öğrencilerin bir finansman yükü de doğuyor. Yani anne babalar çoğunlukla o finansmanı sağlıyorlar yahut kendileri çalışarak bunu karşılıyor. Burs alıyor. Evet. Ve öğrenci bir üniversiteye gelirken bir beklentisi var. Bu beklentilerin de büyük bir bölümü yani %90'ı bir meslek sahibi olmak. Yani çok azı akademik meslek üniversitede kalayım için geliyor. Çoğunluğu onun üniversitenin dışında bir meslek sahibi olmak istiyor. Böyle olunca da ister istemez o meslekleri sağlayan kamu veyahut özel sektörün de beklentileri doğrultusunda o kişinin donanarak oradan mezun olması gerekiyor. Aksi takdirde senin evet. az önce söylediğin gibi öğrenci oradan mezun oluyor, gidiyor. Fakat bir iş yeri sahibi diyebiliyor ki ya bu adam hayatında motor görmemiş. Demek ki ona ya öğrenciliği sırasında motor göstermek lazım ya da her şeyin motorunu gösteremeyeceğinize göre bir laboratuvarda işte teknolojik imkanları kullanarak belki falan ama belki de eğitim modelinizi biraz daha değiştirmeniz gerekiyor. Mesela co-op diye bir yapı var. Çoğu üniversite bunu artık kullanmaya başladı. Stajın biraz daha ötesi bu. Bir mühendislik öğrencisi eğitim hayatının bir bölümünü gidiyor bir firmada. Hatta birkaç firmada geçiriyor. Ve zaten o sırada kendisinin özellikleri beğenilirse mezun olur olmaz kendisine iş teklif ediliyor.
Ve bu Co-op'un sadece mühendislik alanında sınırlı kalmadığını biz yani tecrübemizde de görüyoruz bütün üniversitelerde. Aslında hemen hemen herkes aynı şeyi görmek istiyor. Ya ben öğrenciyken şunu bir göreyim. Şu arkadaşla beraber bir çalışayım. Ama bizim maalesef staj anlayışımız. İnsanlar gelsinler fotokopi çeksin. Hatta bazen aman sen hiç ortalıkta gözükme, imzala git. Sigorta yaptırmayayım, para vermeyeyim. Vermeyeyim gibi bir kahve anlayış. Getirsin İşte bunu aşmak için bu Co-op'un yaygınlaşmasıyla beraber dünyada ve Türkiye'deki üniversitelerde belki karşılıklı olarak bir de bir şey daha var, onu da vurgulamak lazım. Şimdi YÖK de mesela bunu artık giderek öne çıkartıyor kalite kuruluyla beraber. Dış paydaşlarla işbirliği. Yani biz üniversitede oturup eğitim müfredatımızı nasıl bir öğrenciyi mezuna dönüştüreceğimizi kendi kendimize karar verdiğimizde belki bazı şeyleri göz ardı edebiliyoruz. Ama dış paydaşlar kurulu oluşturup onun içerisine kamu, özel sektör, sanayi olabilir, iş dünyası olabilir, belediyeler, sivil toplum örgütleri, yani aslında bizim mezunlarımızın üniversiteden dışarı çıktığı anda muhatap olacakları kesimlerle veyahut üniversitenin fayda sağladığı kesimlerle bir araya gelerek üniversitenin ana politikaları üzerinde onların görüşlerini alarak, istişarelerde bulunarak ilerlerseniz kuşkusuz çok daha faydalı sonuçlara ulaşabilirsiniz gibi bir yaklaşımı var Yükseköğretim Kurumu'nda. Bu doğru. Ama ne kadar doğru değil mi? Şimdi aslında dünyanın evrildiği noktaya baktığımızda Amerika'da en değerli 10 şirketin 8'i teknoloji şirketi. Hepsi de şu son 20 yıl içerisinde kurulmuş şirketler ve girişimciler. Hani kimi üniversiteyi yarıda bırakmış ya da üniversiteyi tamamlamış ama profesyonel hayata başlamadan direkt üniversiteden altyapı temeli alıp, teknoloji temeli bilgisini alıp bu bilgiyi kendi vizyonuyla birleştirip bir fikir yaratıp dünyanın evrildiği, ekonomilerin evrildiği noktada bu. Değer yaratan ekonomi bu. Belki de yani illaki hani sanayiye, kamuya, belediyeye prototip insanlar yetiştirmek değildir üniversitelerin kuşkusuz görevi. Kuşkusuz. İşte o girişimcilik ruhunu da katacak etkinlikleri o müfredatın içerisine serpiştirdiğiniz ölçüde öğrencilerimize bunu tetikliyorsunuz. Kesinlikle. Ne yapıyorsunuz? İşte proje yarışmaları yapıyorsunuz. Dışarıdan bir takım mentorlar tutup bu girişimcilik ruhunu, inovasyonu onlara aşılıyorsunuz. Bakıyorsunuz, şirket kurmaya teşvik ediyorsunuz. Yani öğrenci daha ikinci sınıfta bir proje yarışmasına giriyor. Onu finanse ediyorsunuz kazandığı zaman ve giriyor çocuk daha okurken öğrenci bir şirket kuruyor. Ve sizin o verdiğiniz örnekleri hayal ederek, onları rol model olarak kendinde görerek bir yola giriyor. Sizin orada yapacağınız şey ne? Daha evvel o yollardan geçmiş olanların karşılaştıkları zorlukları, riskleri, bu işin hukuki yapısını, bu işin ekonomik yapısını kendisine göstermek. Mentorluk. Mentorluk bir ve yol göstericilik. Mentorluk yapmak. Ve emin olun bu çocuklar çok daha başarılı oluyorlar. Yeni dünya düzeni de aslında başarılı rol modelleri yeni bu dünya düzeninden evriliyor aslında baktığımızda Amerika'da. Ve Güney Kore modellerinde bu şekilde ilerliyor. Bir miktarda şimdi artık Ahmet Hocam'a dönmek istiyorum. Ahmet Hocam, şimdi aslında konuyu çok derinlemesine girdik. Sizin de tüm yorumlarınızı almak sevgili isterim. Sevgili hocalarım birçok konuyu özetledi. Evet. Şimdi tabii temel problemimiz bizim. Yani üniversite eğitimi sonra da sanayi ile olan ilişkilerimiz baktığımızda, bu açıdan baktığımızda alttan gelen problemlerimiz var orta öğretimde. Yani hangi dersi alırsanız alın orta öğretimde, bu dersin mutlaka uygulamaya yönelik olması gerekiyor. Yani öğrenciler oynamadan bir şey öğrenemiyorlar. Kuramsal konuları öğretiyorsunuz. Düşünün, temel bilimleri düşünün. Fizik, kimya, biyoloji, tarih bunun içerisinde, coğrafya, müzik. Bunların hepsini oynayarak öğrenmeleri gerekiyor. Öğrenciler teorik bilgini. Üniversiteye geldiklerinde mutlaka lisans eğitiminde öğrenci odaklı olmamız gerekiyor. Yani eğer biz bir mühendis yetiştireceksek, bütün donanımlarımızı yani sınıf 1'den 4. sınıfa kadar ne gerekiyorsa mühendislik için, uygulamalı laboratuvarları çok pahalı tabii. Ciddi yatırımlar gerekiyor. Bir inşaat mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, genetik mühendisliği, ciddi yatırım gereken bir meslek alanları bunlar. Onun için siz buraya iyi yatırım yapamazsınız. 4 yıllık eğitimini sadece kuramsal konularla geçirirseniz, öğrencilerimiz lisans sonunda çok ciddi bir şekilde diğer ileri ülkelerin, diğer ülkelerin mezunlarına göre zayıf yetişiyorlar.
Çünkü oynamayan bir öğrenci, teorik bilgilerini uygulamaya sokmayan öğrenci, hepimiz biliyoruz ileri ülkelerdeki MIT'de, Cambridge'de, Oxford'da o uygulama eğitimleri ders saatinin çok çok üzerinde. Ve laboratuvarları çok ileri teknolojilerle donatılmış laboratuvarlar. Onun için öncelikle bu konuyu halletmemiz gerekiyor. Yani lisans eğitiminin gerçekten lisans eğitimi gibi. Yani sosyal konularda da aynı. Yani bugün bir felsefeye baktığımızda, yani hoca dersini verip gidiyor değil, metinleri inceliyorlar, derinlemesini inceliyorlar. Yani uygulama yapıyorlar karşılığı. Onun için bu önemli. Bu konuyu halletmemiz gerekiyor. Bunu hallettikten sonra, ondan sonra araştırma boyutuna bakmamız gerekiyor. Yani araştırma projeleri olan üniversiteler, araştırma üniversiteleri olduktan iddia eden üniversiteler. Burada lisansüstü öğrenci boyutu da çok önemli. Yani doktor öğrencisi olmayan bir üniversitede, master öğrencisi olmayan bir üniversitede nasıl bir araştırma projesi yaparsınız? Yani bir profesör tek başına yapacak aldığı projeleri. Yanında mutlaka desteği olacağın lisansüstü öğrenciler. Onun için o lisansüstü programların da mutlaka bu üniversitelerde olması lazım. Özellikle doktora. Sanayide ancak bir doktora projesi yapabilirsiniz. Santez yapabilirsiniz. Ancak bir öğrenciyle yapabilirsiniz. Hocanın yapacağı bir şey yok burada. Tek başına hoca bir şey değil. Ancak öğrencilerle bir varlık. Diğer basamağı ise aslında kuluçka merkezde. Hocam da bahsetti. Çok önemli. Evet. Öğrenciyken hocalarıyla birlikte bir fikir oluşturuyorlar. Bu fikirlerini endüstriden, sanayiden gelen kişilerle tartışıyorlar. Onlara bir yön çiziyorlar. O fikirleri şirket açmaya yönelik mi? Bunların bir kısım öğrencilerimiz bunları gerçekleştiriyor. Ve bunların özellikle akreditasyon boyutlarına baktığımızda, özellikle akreditasyon da çok önemli programlar için. Belki de YÖK'ün de kalite kurulu olarak oluşturduğu çok aslında çok önemli bir kısım bu. Kalite kurulu bütün Topyekün Üniversitesi'nin kalite sistemine bakıyor yukarıdan aşağıya. Bir de program akreditasyonları var. Bunların içeriğine girdiğiniz zaman program akreditasyonu, üniversiteler bunu desteklerlerse ki bu hocamın da bahsettiği bazı üniversiteler, ileri olan üniversiteler çok ciddi alıyor bu program akreditasyonu. Niye ciddi alıyor? Çünkü bunların içerisinde dış paydaşlar var. Öğrenci memnuniyet anketleri var. Program çıktıları var. Program amaçları var. Yani bir programdan mezun olacak öğrencinin neleri kazanması gerektiğini belirtmeniz gerekiyor. Dış paydaşlarla bir araya geliyorsunuz. Bir senede bir ya da iki senede bir. Bu akreditasyon kuruluşları buna çok dikkat ediyor. Onun için burada oradan aldığınız geri beslemeleri, dış paydaşlardan aldığınız geri beslemeleri programlara yansıtıyorsunuz. Ve böylelikle programlar çevrenizdeki sanayiyle bilimsel çalışmalarla güncelleşmiş oluyor. Bunlar da bence çok önemli. Yani hem sanayi hem de program akreditasyonu, bir de son yıllarda biliyorsunuz sıralamalar çok önemli. Yani öğrenciler tercih yaparken üniversiteyi sıralama kuruluşları var. Ranking dediğimiz biliyorsunuz. Yani yaklaşık 20'ye yakın sıralama şirketleri var. İşte QS Ranking, Times Higher Education Ranking, Mult Ranking, Şangay Ranking, Çin bölgesinde, uzak doğuda. Evet. Şimdi bunların içeriklerine baktığınızda bu sıralamalar neler istiyor ya baktığınızda sanayi geliyor. Sanayide olan ilişkilerinize bakıyor. Patentlerinize geliyor. Bu kadar önemli ki belli bir yüzde alıyorsunuz patentlerinizden. Ne kadar patentiniz var? Ne kadar patentiniz ticarileşmiş? Bunların hepsi, bu sıralama kuruluşları bile nereye dönüp baktığımızda üniversitenin araştırmalarına, sanayide bir olmalarına, çünkü sıralamalarda o üst kategorilerde olabilmeniz için bu sıralama kuruluşların 7-8 kategoride size verdiği belli bir yüzde de alanları tamamlamanız gerekiyor. Araştırmanıza bakıyor, işte atıflarınıza bakıyor, ne kadar öğrencileriniz şirket kurdu, onlardan bir yüzde alıyorsunuz. Bence bu bir bütün, yani üniversitenin topyekün olarak tek bir alanda değil de eğitim alanda değil, birçok alandaki etkinlikleri sanayiyle buluşması için çok önemli. Hocam, bir şey eklemek istiyorum. Unutmayın. Kısa bir araya gidelim dilerseniz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız ama öncesinde kısacık bir ara veriyoruz. Mutluluğun devamı çok avantajlı yaz fırsatlarıyla ETS Tur'da. Hayat ETS olsa.
Türk Telekom cebinde. Al Eiffel'i de arkaya. Açıkız. Hemen internette paylaşıyorum. Monsieur, pardon. Monsieur? Wi-Fi. Le internet. Champs-Élysées. 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 Haa, Champs-Élysées. Olmadı abi. Benimki de olmadı. Şeyle mi yazdın? Üç kelime. Champs-Élysées. Champs-Élysées abi. Nasıl yazılıyor oğlum bu Champs-Élysées? Yurt dışına Türk Telekom'suz çıkılmaz. Türk Telekom'la yurt içi tarifenizi tam 72 ülkede gönlünüzce kullanın. Siz de gelin, en avantajlı teklife günde sadece 14.90'a sahip olun. Türk Telekom. Sen yeter ki hayal et. Bu keyfin devamı çok avantajlı yaz fırsatlarıyla ETS Tur'da. Hayat ETS olsa. Bir Toshiba klimadan daha iyisi iki Toshiba klimadır. Ama en iyisi bir Toshiba klima fiyatına iki Toshiba klima almaktır. Oo! Siz de hemen yetkili satıcılarımıza gelin, salona sizden, diğer odaya bizden kampanyasını kaçırmayın. Bir Japon mucizesi Toshiba klima. Para akılla birleşiyor, yatırımcı para eden bilgiye akıllı parada ulaşıyor. Akıllı parada bugün de biraz daha ağırlıklı olarak hisse senedi piyasası üzerinden olmak üzere piyasalardaki genel perspektifi çizmeye çalışacağız. Akıp giden veri otobanında sürükleniyor, yön ve karar vermede zorlanıyorsanız gözlerinizi akıllı paraya çevirin. Açıl Sezen canlı yayında konuklarıyla yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmeleri yorumluyor. Bloomberg HT araştırma ekibinin hazırladığı grafiklerle piyasaların fotoğrafını çekiyor. Akıllı Para hafta içi her gün Bloomberg HT'de. Dünyasına yeniden hoş geldiniz. Gerek toplumsal gelişim gerekse ülke ekonomisi için önemli bir değere sahip kurumlarımız, üniversitelerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Akademik kadrolarımızı konuşacağız ama öncesinde Mustafa Hocam, hani üniversite sanayi işbirliği kısmında benim de ekleme var dediniz. Evet, yani araya gittik ama lütfen çok buyurun. Çok küçük bir şey lütfen. Hocaların söylediğine eklemek açısından. Ben geçen sene siz de Güney Kore'den bahsettiniz. Ben geçen sene Çin ve Güney Kore'de bazı üniversiteleri dolaştım. İşbirliklerine baktım. Orada bu sanayi işbirliğiyle ilgili şöyle bir şey var. Türkiye'de maalesef olmayan bir şey. Onu aslında vurgulamak için. Nedir hocam? Büyük şirketler, özellikle Güney Kore'de. Yani şimdi isim vermeyeyim. Hani bütün dünyada tanınan büyük elektronik şirketleri, büyük otomotiv şirketleri ya da başka büyük şirketler üniversitelere giderek yatırım yapıyorlar. Yani çok güzel bir örnek var. Bir elektronik şirketi gelmiş oradaki dünyadaki ilk 50'ye giren üniversitelerden bir tanesi Güney Kore'de. Üniversiteye geliyor diyor ki ben sana, kendisiyle de hiç alakalı değil, ben sana tıp fakültesi binası kuracağım. Var üniversitenin tıp fakültesi ve hastanesi. Hayır, ben sana yeniden teknolojik altyapısını ben kuracağım. Bilmem şu kadar milyon dolar da şu kadar yıl boyunca sağlayacağım. Senden tek istediğim bana bu alanda teknolojiyle tıbbı birleştiren alanda inovatif araştırmalar yapmam ve sonuçlarını, patentlerini benimle paylaşmam. Şimdi bunu yaptığı zaman üniversiteler alıp gidiyorlar. Bunu biz, diyen hani, bir otomotiv firması. Bunu diyen bir teknoloji firması. Teknoloji firması. Şimdi bu hani sanayi üniversite işbirliği deyince Türkiye'de hep tek taraflı olarak algılanıyor. Üniversiteler sanayinin işbirliğine, sanayinin ihtiyaç duyduğu elemanı nasıl yetiştirir? Yetiştirmeli eğitim sistemini nasıl yapmalı tartışması yapılıyor. Halbuki bu iş karşılıklı bir ekosistemden oluşuyor. Yani bu ekosistemi oluşturamazsak, tek taraflı olarak biz sizin istediklerinizi yetiştirelim diye yola çıkarsak zaten olmaz. Şimdi buna benzer örnekten biz çıktık yola. Yani tam aynısı değil, başka bir takım şirketlerle şey konuştuk. Ya bazı uygulamalı alanlarda gelin şöyle bir eğitim modeli kuralım. Bunu YÖK'e anlatalım, gidip birlikte anlatalım. Mesela 4 yıllık eğitim mi? Bunun 2 yılını üniversitede teorik olarak yapsın bu çocuk. 2 yılını da senin firmanda, şirketinde gelsin, orada uygulamalı iş başında yapsın. Hani bir yıl üniversitede, bir yıl orada, bunun modellerini şey yaparız. Ama bunun maliyetini de ortak karşılamamız gerekiyor. Yani 2 yıl ben okutayım çocuğu, öteki 2 yılda sen okut. Çocuk mezun olduğunda da eğer beğeniyorsan sen onu işe al. Hani istihdam sorununu da yaşama, tam senin istediğin gibi adam olsun.
Bunu önce şirketlere ikna etmek mümkün olmalı. Evet. Daha YÖK'e anlatma aşamasına zaten gelemedik yani. Şimdi Türkiye'deki bir sorun da bu. Bu ekosistemi evet. oluşturacak aktörlerin aynı yöne bakıyor evet. olması lazım da çok böyle düşünüyorlar. Yani sanayiciler sürekli yani barışın dile getiriyorlar ancak bir adım da kendilerinin de atması mutlaka. Gerekir. Yani sizin attığınız bir adıma onların da karşılık veriyor yani olması lazım. O çocuğun hakikaten. O şekilde yetişmesini istiyorsan o zaman sen de elini taşın altına sokacaksın. Birlikte o çocuğu o şekilde yetiştireceğiz. Çünkü biz sanayici değiliz ki. Biz olayın uygulamasını normalde yapmıyoruz ki öğretim üyesi olarak. Dolayısıyla onu yapanlar gelecekler. Bizimle birlikte o çocukları öyle eğitecekler. Evet. Evet, ortak bir yer yaratılabilir. Tek taraflı olmaz. Hepimiz ülkeye faydalı olmaya çalışıyoruz. Hem sanayici hem üniversite. Aynı şeyi yapmaya. Yani hedef aynı aslında ama o sinerjiyi yaratmak lazım. Hocamın söylediği bu Santes projeleri Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan işte endüstri buna çok uygun ama benim söylediğim onun çok daha ötesine. Çok daha ötesine farklı bir proje. Bir de tabii üniversitelerin o bilimsel çalışmalarını ticari hale dönüştürmeleri gerekiyor. Özellikle patentler önemli. Patentlere gittiğiniz zaman sanayiciyle zaten birlikte çalışıyorsunuz. Bir de bunun yanı sıra üniversitelerin mevcut altyapılarını da endüstriye açmaları gerekiyor sanayiye. Açtığınız zaman siz sanayiciye giderken bir yandan da sanayici sizin altyapınızı kullanmak için geliyor. Özellikle biz bunları çok üzerinde durduk üniversitede. Onun için çok önemli. Çok altyapılar var bazı üniversitelerde. Onları sanayicinin problemli çözemediği alanlarda, yapmak istediği alanlarda hizmet açabilirseniz sanayici yurt dışına gitmez. Yurt dışından danışman almaz. Çünkü ciddi bir bilgi altyapısı var üniversitelerde. Bir de artı cihaz altyapısı var. Onun için o mevcut altyapıların sanayiciye, endüstriye açılması gerekiyor. Entegrasyon sağlanmalı. Ciddi anlamda da çok başarılı üniversiteler içerisinde teknoparklar var. Bunlara evet. da sanayicinin gelip bazen bu teknoparklarda yani öğrencilerle, projeleriyle iletişim içerisinde mutlaka olmaları gerekiyor. Mutlaka her üniversitenin teknopark olmak zorunda. Evet. Mutlaka. Bu teknoparklarda öğretim üyeleri biliyorsunuz. Şirketler kurabiliyorlar. Hı hı. Öğrencilerle birlikte çalışabiliyorlar. Sanayicilere daha yakın olabiliyor. Onun için bunların mutlaka olması lazım. Yani üniversite dediğimizin bütünleyen kısımlardan bir tanesi de teknopark. Evet. Bilim kurumları ve bilim kurumlarına her bir yeni ek katma değer yaratılmalıdır. Şimdi öğretim modellemesi üzerine de biraz ilerlemek isterim Çağrı Hocam. Şunu çok konuşuyoruz. Teknoloji gelişiyor. Teknoloji gelişen teknolojiyle beraber işte insansız hava araçları diyoruz. Hologramlar diyoruz. Yapay zeka diyoruz. Bu kuşkusuz öğrenim şekilleri ve modellemeleri üzerinde de etkili oluyor. Yayın öncesinde konuşuyorduk. Siz Singapur'da bir üniversiteden örnek verdiniz. Bir miktar isterseniz onu beraber izleyicilerimize de anlatmanızı rica edeceğim. Nereye doğru gidiyor? Belki ilerleyen üniversite şimdi modellerinde hiç sınıflıklar olmayacak mı? Hocalar olmayacak mı? Hologram veya telekonferanslar üzerinden mi eğitim olacak? Bu ne kadar doğru? Hani biraz bunu da konuşmamız yani lazım. Ne kadarı uygulamalı? Ne kadarı uygulamalı? Fizik dersini ne kadar Einstein'den da alabileceksiniz. Hocam en uç noktası bu. Einstein'ın ölmesinin üzerinden 60 sene geçmiş. Evet. Ama siz pekala Einstein'ın hologramından görecelik teorisini dinleyebilirsiniz. Bunun en uç noktası bu. Her devir kendi sosyoekonomik siyasal koşullarıyla şekillendiriyor. Kendi siyasal yapısını, aile içi ilişkilerini, eğitim modelini. Şimdi içinden geçtiğimiz dönem de böyle bir dönem. Yani teknolojide o kadar süratli bir dönüşüm var ki siz yeni bir modelleme yaparken eğitim sisteminizde bir sene sonra o artık eski hale geliyor. Ve kaçınılmaz olarak artık bizim bazı şeyleri eğitim içerisinde kullanmamız gerekiyor. Çünkü bizim bu hizmeti sunduğumuz asıl üniversitelerimizin yapı taşını oluşturan öğrencilerimiz ile başka türlü iletişim içerisine girmemiz, etkileşim içerisine girmemize de imkan yok. Çünkü netice itibariyle burada 4 farklı kuşağa mensup insanı bir araya getiriyorsunuz üniversitelerde. Bir tanesi, Türkiye için konuşuyorum ama dünyada da genellikle böyle. Uzun yıllar devlet üniversitelerinde hizmet vermiş. İşte 60-67 idi, bir ara 72 oldu, şu anda galiba 75'e kadar çıkıyor. Bir yaştan sonra emekli olmuş. Fakat hala hizmet vermeye devam ettiği için ve kendisinden de tecrübelerden istifade etmek isteyenler bulunduğu için mesela bir vakıf üniversitesinde çalışmaya devam eden bir kuşak. Şimdi bu kuşaklar 40'ların sonu 50'lerin başı doğmuş olan insanlar. Bu insanlar doktora yaparlarken bilgisayar yoktu.
Bu insanlar doçentlik derecelerini aldıklarında internet yoktu. Bu insanlar profesör olduklarında uzaktan eğitim diye bir şey yoktu. Yani 70 klas'tan bahsediyoruz. Kütüphaneler vardı. Hatta ben de master tezim yazarken hocam da öyledir. Yani biz uzunca bir süre aynı koridorda mülkiyede yan yana oturduk. Ve o dönemde işte hocam doktorayı bitirip gelmişti İngiltere'den. Ben doktora tezimi yazıyordum. ODTÜ'ye gidiyordum. ODTÜ'nün böyle Citation Index ciltleri vardı kütüphanesinde. Evet. Oradan ararsınız, makaleyi bulursunuz. Sonra makalenin kendisini gider Milli Kütüphane'den bulursunuz. Yani bugün bir saatte yaptığınız işi bir haftada yapardınız. Şimdi bir kuşak böyle bir kuşak. İkinci bir kuşak, işte bizler biraz yetiştik böyle. Yani ben mesela internet adresimi aldığımda 95 yılıydı Amerika'da, Georgetown'da. Kayıt olurken adam soruyor, e-mail adresiniz nedir, o ne diyorsun falan. Ama sonra öğreniyorsun. Biz biraz öğrendik bunları. Hatta derslerde de slide falan kullandık. Mesela benim hocalarım çok fazla slide kullanmazlardı. Tepegöz vardı o dönemde. Hı hı. Teksir makinesi vardı. Doğru. Mesela niye tezler 1,5 aralıkla yazılır, doktora tezleri? Ya bu kuralı kim getirmiş? Niye 1,5 aralık? Niye hocam? Çok basit, çünkü eskiden bir yanlış yaptığında daktilo yazıyorsun ya. Evet. Şimdiki gibi bilgisayarda bir daha çıktı alma olanağın yok. Tek satıra tekrar yazıyorsun, onun altına yapıştırıveriyorsun. Yani bunun için yapılmış. Şu anda böyle bir şeye gerek yok. Bir aralıkla da yazabilirsin tezini yani. Ama o kural öyle kalmış. Üçüncü bir kuşak, yurt dışında doktora yapmış daha çoğunlukla. Üniversitelerimizde bu var. Ama asistanlık hiç yapmamış. Ve getirip onu sınıfa koyuyoruz. İşte sen hocalık yapacaksın diye. Yarın doçent düzeyinde bir kısmı doçent oldu. Böyle bir kuşak. Fakat hizmet verdiğimiz öğrencilerimiz, eğitim hizmeti verdiğimiz Y ya da Z kuşakları. Yani artık giderek, ya bu sene 2000'de doğmuş olan öğrencilerimiz gelecek üniversitelerimize. 2000 yılında doğmuş olan öğrenci zaten ilkokulda, belki ana okulunda bilgisayarla tanışmış. Şu anda artık onu da demiyorum. Çünkü 2 yaşından itibaren bilgisayarla, iPad'le haşır neşir oluyorlar. Hocam yürümeden artık iPad'i kullanıyor öğrenciler. Okuma yazma bilmeden, bebekler. Oyun olarak kullanıyorlar. Evet. Şimdi bu insanlar gelecekler. Ve inanılmaz, bugün sadece Türkiye'de değil, bakın ben geçen bir makale okudum New York Times'ta. Dünyadaki en büyük eğitim problemi bu. Yani artık o kuşak farklılıkları, genelde bir kuşak 15 yıl falan gibi tarif edilir. Yüzlerce yıl gibi, internet öncesi ve sonrası. Yani teknolojide internetin kullanılmasını çok geç yaşlarda. O da biraz daha böyle akrabalarıyla falan iletişim kurmak için Facebook kullanan, şey kullananlar var biliyorsunuz belli bir yaştan sonra. Ama bir de bunu doğuştan elinde alan insanlardaki, arasındaki iletişim kopuklu. Kalkıp eleştiriyoruz efendim, bunlar da sosyal değil. Hayır, hepimizden daha sosyal. Onun belki yüz binlerce arkadaşı var. Sadece farklı bir yöntemle. İlla da bizim düşündüğümüz şekilde olan değil iyi olan. Onun da kendine has. Yani 2000'li yıllarda doğan insanların, işte 90'ların sonunda doğan insanların bizden çok daha farklı ve belki de çok daha iyi bazı değer yargıları var. Daha farklı tutumları var. İlla kendi istediğimiz şekilde onları şekillendirmemize imkan yok. Zaten bu mümkün değil. Böyle bir ihtimal de yok. O zaman ne yapacağız? İşte en büyük sorun bu. Bu yeni gelen insanlara, üniversitelere, sıralara oturacak kişilere biz onların anlayacağı şekilde, onların istekli olacağı şekilde nasıl eğitim vereceğiz? O zaman da teknoloji ister istemez bugün bu eğitimin, öğretim yönteminin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Ben şuna karşıyım, yani hem rektör olarak hem de ilerici kimliğimin dışında bir akademisyen olarak. Efendim, üniversiteler tamamen ortadan kalksın, zaten her şey uzaktan eğitim yöntemiyle veriliyor. İşte bir öğrenci isterse Harvard'dan da ders alabiliyor. Az önce örnek verdim, isterse işte hologramla da masasının üzerine evde geliyor. Bu pek şu an için bana pek mümkün gözükmüyor. Çünkü teknolojiyle pratiğin, teknolojiyle hocayla etkileşimin bir arada kullanıldığı bir model geliştirmek lazım. İşte o uzak doğuda gördüğümüz ya da işte Singapur üniversitelerinde yavaş yavaş şekillenen şey bu. Tamam, dersliği kaldırmış adam ama ne yapıyor? Haftada bir ya da iki gün sen geleceksin. Ben seninle birebir problem çözmeye dönük, işte kafada takılan soru neyse onu çözmeye dönük, proje yapmaya dönük çalışma yapacağım. Şimdi flip learning denilen, artık hemen hemen Türkiye'de ondan fazla üniversitenin uygulamaya başladığı, giderek de sayıları artacak bir yöntem var. Bunun etkin olarak uygulanması çok önemli. Siz okutacağınız dersi önceden internet sitenize yüklüyorsunuz, videosunu çekiyorsunuz, bütün kaynakları oraya koyuyorsunuz.
Öğrencilere hatta bir takım sorular soruyorsunuz. Bu sorulara cevap ver diyorsunuz. Bunları önceden okuyor, özümsüyor. Ondan sonra sınıfa geldiğinde tamamen problem çözme odaklı. Mesela hukuk fakültesinde okuduğunuzu düşünün. Biz de çok hukuk dersi aldık mülkiyede. Ne anlatılır hukuk fakültesinde? Kanunu anlatırsınız değil mi? Uzun uzun kanun şöyle değişti, böyle etti. Örneklemeler. Sonra da örneklemelere kalır evet. Vakit. Sınavda da zaten örnek çıkar. Evet. Şimdi biz diyoruz ki ya bu kanun kısmını, mevzuat kısmını sınıfta hitabi bir şekilde senden dinlemek zorunda değil öğrenci. Bunu belki o sırada arkadaşı bir şey söyledi, gözünden kaçırdı, o kaçtı mı bitiyor zaten. Bu bütün dersler için böyle. Sonra da gidiyoruz biliyorsunuz çalışkan bir öğrencinin fotokopilerini alıyoruz. Ondan sonra hata yaptıysa eğer herkes hatalı bir şekilde çıkartıyor sınav kağıdında. Buna gerek yok. Hoca koysun bütün kaynakları, videosunu da koysun. Eğer ders İngilizce ise anlamakta zorluk çekiyorsanız yüzlerce defa dinleyebilirsiniz onu. Metroda oturup giderken de o dersi dinleyebilirsiniz. Ama sınıfa geldiğinizde ne yapın? O hukuk ticaret kanunu ile ilgili bir şeyse bir problemini işte müteahhit alacak verecek davasını şirkette problemi çözün. Bir Yargıtay içtihadını analiz edin. Bir Anayasa Mahkemesi kararını analiz edin. Bu uluslararası işler dersi içinde böyle, siyaset bilimi dersi içinde böyle, sosyoloji içinde böyle. Bazı alanlar var ki bu çok daha az yapılabilir. Ne bileyim işte tıp. Yani online nasıl öğretilebilir? Tamam, onun da bazı videolarını yüklersiniz, ders videolarını. Ama iş pratiğe geldiği zaman tabii ki o sınıfta olacak. Tabii ki hastanede olacak. Tabii ki laboratuvarda olacak. Başka türlü de olmasına imkan yok. Yani hala 7 boyutlu teknoloji geliştirilemedi. En fazla 6 boyutu falan görüyoruz bu eğlence parklarında. Ne o? Koku transferi diye bir şey yok. Dolayısıyla eğer laboratuvarda siz bir deney yapacaksanız tamam hologramda, şurada burada, internette bu deneyi belki yapabilirsiniz. Ama onu dokunarak, kokusunu alarak, o riski hissederek, çünkü game over olduğu zaman laboratuvarda gerçekten game over oluyor. Ve yarın öbür gün siz bir iş yerinde çalışmaya başladığınızda kendi mahiyetinizdeki işleri korumak için o bilince de sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir hibrit modelin gelişmeye başladığını ve giderek kullanılmaya başladığını, çok da olumlu sonuçlar alınmaya başladığını görüyoruz. Ama bundan 10 sene sonra gerçekten de öyle bir akım başlar ki ya buna da gerek kalmadı. Konferans salonlarına ne gerek var? Zaten biz online olarak yapıyoruz. Seminerlere ne gerek var? Gibi bir akım başlar. Ve bu dönüştürebilir. Öyle bile olsa ben önümüzdeki 100 yıl boyunca mevcut yapının da varlığını devam ettireceğini ve bu yeni gelenlerin de onun yanına ekleneceğini düşünüyorum. Kat be kat eklenip evet. Böylelikle daha üste çıkacak diyorsunuz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından üniversite modellemeleri bu yönde evrilirken peki akademik kadrolar yeterli mi? Bunu konuşuyor olacağız ama öncesinde kısacık bir araya gidiyoruz. Ekran başından ayrılmayın. Üst düzey Bloomberg TT'de. Arzu Maliki, iş ve ekonomi dünyasına yön veren isimleri üst düzeyde ağırlıyor. Üst düzeyin bu haftaki konuğu, TOCEV kurucu başkanı Ebru Uygun. Ebru Uygun, farklılık yaratan fikirlerini, planlarını ve yeni projelerini Arzu Maliki'ye anlatıyor. Üst düzey, yarın 12.30'da Bloomberg TT'de. Hacivler Yatırım veri ekranını sunar.
Tacirler Yatırım veri ekranını sundu. Bloomberg HT tek tıkla cebinizde. Siz de Bloomberg HT uygulamasını indirerek Türkiye'nin en güçlü ekonomi içeriğine anında ulaşabilirsiniz. Kullanıcı dostu bu uygulamayla ekonomi haberlerini ve piyasa verilerini daha hızlı ve detaylı takip edebilir, televizyon ve radyo yayınlarına tek tuşla bağlanabilirsiniz. İndirin, karar alırken öne geçin. Bloomberg HT izleyenler kazanır. İş dünyasına yeniden hoş geldiniz. Temel bilim kurumlarında üniversitelerimizi konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üniversite sanayi işbirliği dedik. Gelecek model, üniversiteler nasıl olacak soruların yanıtını bulduk ama diğer yanda böyle yönde evrilirken akademik kadrolar, yeterli akademik kadrolar var mı hocam? Ne dersiniz? Belki sadece İstanbul üzerine bakmamak gerekir. İstanbul'un dışına çıktığımızda Anadolu'daki üniversitelerimizin gerek akademik kadroları, gerekse laboratuvarlarından işte proje üretme yerleri, teknokentlerine yeterlik oranları hakkında neler söylemek istersiniz? Bu konuda yeterli derecede bütçeyle de destekleniyorlar mı? Şimdi aslında burada konuştuğumuz konular çok da yeni konular değil. Yani üniversiteler var olduğu sürece konuşulan konular. Evet. Yani teknolojiyle eğitimin ilişkisi örneğin çok yeni bir konu değil. İlk siyah bir zemine bir beyaz taş parçasıyla bir şey yazan insandan başladığın itibaren bir teknoloji kullanımı söz konusu. Kara tahta beyaz tebeşirden bahsediyoruz. Şimdi onu daha sonra beyaz tahta renkli kaleme dönüştü. Sonra şimdi elektronik tahtalara dönüştü vesaire gidiyor. Aslında mantık aynı mantık. O mantık ne? Bir eğiticiyle bir eğitilenin karşı karşıya gelerek bilgi aktarımının sağlanması. Burada eğiticinin donanımlı olması, yani sadece kullandığı teknoloji anlamında donanımlı değil ama kendi kişisel anlamında da donanımlı olması, bunu aktarabilme kapasitesine sahip olması ve karşısındakinin de bunu alabilmesi gerekiyor. Şimdi bugün değişmekte olan şey biraz bu. O medium denilen yani aktarma araçlarında önemli değişimler söz konusu. Özellikle Amerika'dan başlayan işte uzaktan eğitimler, hatta işte hocasız eğitimler, evet. Çağrı Hoca'nın biraz anlattığı şeyler, modeller vesaireler ortaya çıktı ama son birkaç yıldır bunların hepsinde önemli geri dönüşler söz konusu. Dünyanın en önemli üniversiteleri, yani Harvard'dan bahsetti, MIT'si, Stanford'u, bunların hepsi koydular internete açık erişim dersleri vesaire. Evet. Fakat onlarda şimdi önemli miktarda geri dönüşümler var. Her bir derse birkaç milyon insanın kaydolduğu. Mesela ben gittim böyle birkaç derse kaydoldum. Ne yapılıyor, ne oluyor diye izlemek. Ben de baktım. Yani, ama şimdi onlarda önemli bir geri dönüşüm var. Neden? Çünkü üniversite dediğiniz şey sadece bilginin bir yerden bir kişiden başka bir kişiye aktarıldığı bir yer değildir. Öyle olsaydı zaten hakikaten üniversiteye gerek olmazdı. Şu anda internette otur her aradığın bilgiyi buluyorsun ve alıp okuyorsun. Tamam bitti. Yani o zaman öğrendin olurdu. Öyle değil. Üniversite bir tecrübedir. Size tecrübe kazandırır. Hem uygulamayla tecrübe kazanırsınız, hem iletişim içinde olduğunuz insanlarla ilişkilerde bir tecrübe kazanırsınız, hem birlikte okuduğunuz insanlarla tartışarak bir şey kazanırsınız. Dolayısıyla üniversitenin varlığının sorgulanması henüz o aşamaya gelmedi. 100 yılda dışarı hoca, belki birkaç yüz yıl daha olacak. Şimdi bu aktarıcıda bir mesele var mı diye bakmak. Evet, yani o aktarıcı hani hologram teknolojileri çıkıyor. Belki geleceğin öğretmenleri o hologram, kusursuz hologram teknolojileri yaratılmış öğretmenler mi olacak? Fark etmez. Yani bunun şeyden hiçbir farkı yok. Yani yine bir öğretmen sadece var, teknoloji araya girmiş oluyor. Yani bir hocanın sınıfa gelip bir gruba ders anlatmasıyla o grubu herkesin kendi evinde oturup hologramdan onu izlemesi arasında hiçbir fark yok aslında. Mesele o anlatıcının, o dinleyeni mesela 50 dakika sıkılmadan o dersi takip etmesini sağlayabiliyor mu, sağlamıyor mu? Bunu o kişinin evindeki ortamda da yapabilirsiniz, sınıf ortamında da yapabilirsiniz. Dolayısıyla esas mesele yetkinliğe sahip eğiticilerin yeterli sayıda olması ve bunların iletişim içinde oldukları kişilere bu bilgilerini, sahip olduklarını anlatabiliyor mu değil. Şimdi Türkiye'ye gelip bakarsak, sizin sorduğunuz soruyla hemen bağlantılandırırsam, Türkiye'de pek çok alanda öğretim üyesi eksikliği var. Bakın, kaliteli öğretim üyesi demiyorum, sayısal olarak konuşuyorum, öğretim üyesi eksikliği var. Yani özellikle pek çok alandan bahsedebiliriz, bilgisayar mühendisliğinde, hukukun çeşitli dallarında,
işletmede, pazarlama gibi, muhasebede örneğin mesela. Yani Türkiye'de o kadar çok muhasebeci vardır ama muhasebe öğretecek hoca bulmakta zorlanırsınız. Ya da hukuk, Türkiye'deki hukuk fakültesi sayısı kadar ceza hukuku anlatacak hoca yok. Bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'deki ceza hukuku hoca sayısı Türkiye'deki hukuk fakültesi sayısından daha az. Bir elin parmakları yani. Dolayısıyla böyle bir ciddi bir sorun var. Sayısal olarak eksikliklerimiz var. İki, tabii kaliteye geldiğinizde o başka bir şey. Yani herkes aynı kalite düzeyinde değil, herkes aynı şekilde anlatamıyor, aynı beceri düzeyinde sahip değil. Dolayısıyla orada da ayrıca sorunlarımız var. Şimdi siz Anadolu diye sordunuz. Ben orada çok büyük bir fark görmüyorum. Açıkçası Anadolu üniversitelerinin, Anadolu dediğimiz bölgedeki üniversitelere de geliyoruz. Özellikle devlet üniversiteleri son yıllarda kurulanlara çok ciddi yatırım yapılıyor. Altyapı anlamında binası, teknolojik altyapısı vesaire. Ama esas mesele şu. Kurumsallaşma, belli bir tecrübe, tarih, dinamizm kazanma ve bir hoca altyapısı kurmak. Yani üç tane iyi hocayı çok iyi bir binaya ve çok iyi altyapısı olan bir binaya koyduğunuzda orası üniversite olmuyor. 100 tane hocayı o binaya koyacaksınız ve orada o binada 50 yıl kadar birlikte çalışacaklar. O zaman üniversite olmuş oluyor. Dolayısıyla bu bir süreç. Türkiye'de tabii çok genç bir yüksek öğretim sistemimiz var. Yani çok eski üniversitelerimiz olmakla birlikte, yani İstanbul Üniversitesi gibi Osmanlı'ya kadar uzanan üniversitelerimiz olmakla birlikte, üniversitelerimizin çok büyük bir kısmı son 10-15 yılda, hatta son 20 yılda kurulmuş olan üniversitelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim daha bunların kurumsallaşmasına, olgunlaşmasına ve oturmasına ihtiyacımız var. Bu tamamen şeyden bağımsız. Yani bina, altyapı ve öğretim üyesinden, kalitesinden bağımsız olarak söylüyorum. Bizim şu andaki belki önemli eksikliklerimizden bir tanesi budur. Biz son 20 yılda yüksek öğretim sisteminde yaygınlaşma üzerine çalıştık. Yani hükümetin öncelikleri yaygınlaşmaydı. Mümkün olduğu kadar çok insanı üniversite aşamasında eğitim almaya aktarmak. Evet. Şimdi yapılması gereken, ki aslında Yüksek Öğretim Kurulu'nun da önceliği bu hale gelmeye başladı. Bu yaygınlaşmadan derinleşmeye, niteliğe, kaliteye, yoğunlaşmaya ve işte oralarda kurumsallaşmaya dönmek gerekiyor. Bunun yani İstanbul, Ankara, Anadolu'nun diğer şehirlerinde aslında hep birlikte olması gereken bir şey. Çünkü yine hani sanayi üniversite işbirliği modelinde söylediğim gibi bu bir ekosistem meselesi. Doğru. Yani sadece Ankara'dakiler bunu yaparsa, sadece İstanbul, öyle bir şey söz konusu değil. Bu bütün ülke çapında olması lazım ki hepimiz birbirimizle konuşarak, tartışarak, iletişim içinde olarak hep birlikte yükselelim. Bir de burada tabii öğretim üyesi yeterliliği konusunda eğitim sisteminin, yani lisansüstü eğitimini bitiren herkesin, doktorasını tamamlamış herkesin illaki bir öğretim üyesi olma zorunluluğu olmamalı. Yani bugün baktığınızda İngiltere'ye, Amerika'ya doktorasını bitirmiş o kadar çok kişi var ki beklentiler o şekilde değil. Yani o sistem zaten çok seçiyor öğretim üyesi alacak kişileri. En azından bir doktor üstü çalışmalarını bekliyor. Yani bugün bir İngiltere'de, Amerika'da bir öğretim üyeliği pozisyonuna başvurduğunuzda bakacakları nokta ne kadar doktor üstü çalışmalarda bulunmuşsun. Bu önemli kriterler. Yani araştırma kuruluşları tabii çoğunlukla olduğu için ileri ülkelerde. Onun için her doktorasını bitireni de biz öğretim üyesi yaptığımızda bu sefer nitelik olarak sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Belki bunu da konuşulması gerekiyor Türkiye'de. Ne olacak doktorasını? Bir ara herhalde Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bilmiyorum teşebbüste bulundum. Konuşuluyordu. Doktorasını bitirmiş elemanları belki orta öğretimde de öncelikli olarak işe alınması, öğretmen olması. Çok güzel bir fikir. Yani bunlar uygulanıyor ileri ülkelerde. Yani eğer beklenti ben doktorumu bitirdim ertesi yıl yardımcı doçent olacağım beklentisi olduğu zaman bu sefer nitelikli bir öğretim üyesi alamıyoruz ve seçme kriterleri de tam koymadığımızdan dolayı. Onun için bunları da düşünmemiz lazım. Bir de uzaktan eğitim konusunda hocamın da bahsettiği gibi, yani sınıfta görüyorsunuz öğrencileri. O 50 dakika boyunca ne durumda olduğunu izliyorsunuz. Bir hologramda göremiyorsunuz. Evde televizyon seyrederken göremiyorsunuz ama sınıfta onların dikkatini her zaman toparlayabiliyorsunuz. O zaman işte o 7. boyut giriyor devreye. O belki de göz göze iletişimle işte o motivasyonu korumak. Aynen. O pek de fazla teknoloji, yani hologramla sağlanacak gibi değil diyorsunuz. Zaten her ikisi
katma değerli birbirinin üstüne kat 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 örülerek ilerleyecek bir sistem gibi gözüküyor. Aynen. Gerekirse örtme ise biliyorsunuz gençlerin ellerinde mobil telefonlar, cep telefonları yok. Evet. Gerekirse soru soruyor. Belli bir program yükleyerek. O programda soruya verilen cevapların dağılımına bakıyor öğretim üyesi. Ona göre belki dersi biraz daha tekrarlamak zorunda kılıyor. Eğer dağılım çok kötüyse, verilen cevap çok kötüyse tekrarlamaya çalışıyor. Bunlar da tabii önemli. Belki iletişimin bu anlamda yani teknolojiyi bu anlamda da sınıfta kullanılabilir. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli ve bilgilendirici bir konularda beraber birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan ve Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet İnce hocama diyorum ve böylelikle bir iş dünyasını bugün burada nokta alıyoruz. Yarın farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.